sen mi yazdın? Hı? Ne oluyor ya? Sana bunu sen mi yazdın dedim. Bak cevap ver. Seni kulaklarından tavana asarım. Ondan sonra da konuşturana kadar gıdıklarım. Ya bıraksana be. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun arkadaşıma? Sen sus bakayım, aç ağzını. Aç. Git, git şurada dur. Ya abla bir sakin ol. Sana bunu sen mi yazdın dedim çocuğum. Cevap ver. Abla vallahi ben yazmadım. Bu ne? Hı? Bak, suç mahallindeki suç delilini de buldum. Sen yazmışsın, cevap ver. Bak, cevap vermezsen senin yüzüne çiçek böcek çizerim. Seni okulda dolaştırırım, millete rezil ederim. Cevap ver. Abla yapma. Sen bir... Gel buraya, gel, gel. Sen de bir sus. Ya abla tamam. Tamam, bir saniye söyleyeceğim. Tamam, ben yazdım. Ya ama kendi istemi değil, vallahi zorla yazdırdılar. Ya ne demek kendi isteğimle değil ya? Kafana silah mı dayadılar yoksa tehdit mi ettiler? Düzgünce bana cevap ver. Bunu kim yazdı veya yazdırdı veya niye yazdın? Ya abla sen onları bilmezsin. Eğer dediklerini yapmasaydım okul dar ederlerdi bana. Kim onlar? Üst sınıflar. Kim kim? İsim ver bana. Melisa. Melisa mı? Ama nereye? Peri bu benim meselem. Sen karışma. Şşş, pardon, baksana bir Melisa nerede? Demin tuvaletteydi. Kardeşinin sırtına o kağıdı sen yapıştırmışsın. Melisa. Birinin size hoş geldin demesi gerekiyordu Nazlı. Ben de sizi o zaman hoş bulduk diyeyim. Ne oluyor be? Ya sen sinsi olduğun kadar korkak mısın da Melisa? Ne oldu? Bu pis işlerin için bu kızları mı tuttun? Elimizi sana bulamayalım dedik. Tatlım. Tatlım. Ay sen hiç anlamadın. Bak burası senin o İzmir'de okuduğun lise değil, tamam mı? Burası benim çöplüğüm. Ben deplasmanda da iyiyimdir. Sen bir teke tek gelsene. Nazlıcığım. Görüyorsun bak hiç vaktim yok. Sen şimdi arkadaşlardan al hevesini. Başka zaman artık. Sen bir tek gel. Gelsene be. Gelsene buraya Melisa. Sen gelsene tek başına ya korkak. Ya bırakın be size ya. Bıraksana da ya bırak. Savaş. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz? Seni buralarda görmek ne güzel. Ne yapıyorsun şimdi? Nerede okuyorsun? Okumuyorum hocam şu an. Öyle mi? Yani ara verdim. Ne yapacağımı düşünüyorum. Anladım. Daha gençsin. Elbet çizersin yolu. Dert etme. Seni gördüğüme sevindim. Ben de hocam. Kendine iyi bak. Sağ ol. Neredesin ya? Ay. Ne oldu tatlım? Bulamadın mı kız kardeşini? Seni ilgilendirmez. Ay onun başına bir şey gelmiş olmasın. Daha yeni ya okulda. Ay tabii. Teneffüste koridorlar hiç tekin olmuyor. Hele bir taşralı kız için. Ay başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Nereden Nazlı? Allah Allah biz nereden bileyim canım senin kardeşini? Bize ne ayrıca? Siz kesin bir şey yaptınız. Aa
Üstüme iyilik sağlık. Sizinle uğraşacak değiliz ki. Hayır, belki kendi kendine bir şey yaptı. Biraz böyle düşünsek mesela. Ya siz kesin bir şey yaptınız. Bak bu kız akıllı. Kızım nereye? Otursana yerine. Oturamam. Günaydın. Nazlı! Nazlı neredesin kızım ya? Nerede o? Kim nerede? Nazlı seninle değil mi? Hayır değil, ben şimdi geldim okula. Ya derse gelmedi, ortalarda yok. Baktın mı her yere? Bir sürü yere baktım, arayalım mı? Arayalım da buradadır, nerede olacak? Nazlı! Selin! Sen tuvalete baktın mı? Aa evet, iyi fikir. Nazlı! 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 Al bakalım. Vay, sana inanmıyorum. Porselenleri bile bulmuşsun. Evet. Çok güzeller ama değil mi? Aşkım benim. Bir tanem. Ya bir şey söyleyeceğim. Yarın tüm aileyle bahçede bir mangal partisi yapalım mı? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Süper olur. Bütün aile burada olsun. Onlardan da bir özür dilemek istiyorum. Sevgilim, kaç kere söyledim sana? Senin özür dilemen gereken bir durum yok. Onlar durumunu biliyorlar zaten. Olsun ama gene de ben onların sayesinde bu haldeyim şimdi. İyi, tamam peki. Sen bilirsin. Asıl benim sana teşekkür etmem lazım. O niye? Zafer'i ikna ettin çünkü. Ne yapsaydım? Seni içeride mi bıraksaydım? Nasıl yaptın peki? Velayeti istemeden nasıl kabul ettin? Ya şimdi şurada iki fincan çay içerken Zafer'i mi konuşacağız? Tamam peki, haklısın. Yapıyoruz değil mi? Evet, yapıyoruz. Hem de ben organize edeceğim, tamam? Tamam. Ya ben sana gerçekten inanamıyorum. Bu evi nasıl yaptın, bu hale getirdin? Yani aslında biraz zor oldu da tek başıma yapamazdım tabii. Tek başına yapmadın mı? Kiminle yaptın? Benle. Merhaba. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Ahmet yardım etti bana sağ olsun, yoksa ben tek başıma buradan çıkamazdım. Ya biraz abartıyorsun. Ya yok canım, abartmıyorum. Nasıl yani, ikiniz beraber mi yaptınız burayı? Evet. Bu senin beğendiğin lambalar vardı ya, ben atölyede ona benzer şeyler buldum. Getirdim arabanın arkasına, biraz sonra gidip alacağım. Harikasın. Ver, ben alayım arabadan. Yok, zahmet olmasın, ben alırım zaten. Yok olmaz, ver. Çok sağ ol. Çay al kendine. Bir yorgunluk çayı içeyim ben de. Başlarını biliyorum. Tuğçe ile Melisa yaptı. Ne gülüyorsun Savaş? Çok mu komik? Hem senin ne işin var burada? Yani okulun ilk günü nasıl başarıyorsun bunları? Ha?
Ayrıca çok tatlı olmuş. Ya bunu nasıl yaparlar ya? Yaptıkları zorbalık. Gidelim müdüre falan şikayet edelim. Dur, müdür falan karıştırma şimdi. Ben kendim hallederim işimi. Yani şikayet etmemizin bir sonuca varacağını düşünmüyorum. Çünkü Melisa hep bunları yapardı ve bir şekilde sıyrılırdı. E sen de böyle bir kıza aşık oldun ha Savaş. Bravo. Yani gurur duymuyorum ama ben de fena değildim eskiden.